Prag'dan herkese selamlar. Prag'daki bu videomuzu alışveriş, market ve pazar fiyatlarını değerlendirerek yapacağız. Bakalım bu ülkede bize göre hayat pahalı mı yoksa ucuz mu? Hep birlikte bakalım. Öncelikle daha önce de söylemiştim. Eğer Prag'a gelirseniz Old Town denilen o harika yerde küçük küçük böyle bakkallar ya da kafeler falan var. Oralarda biraz daha pahalı. O yüzden daha çok Old Town'un biraz daha uzaklarındaki yerleri tercih etmeniz daha iyi olabilir. Birkaç tane market, birkaç tane de alışveriş edeceğiniz güzel yer şimdi göstereceğim size. Şimdi unutmayalım, 1 euro yaklaşık 24-25 Çek korunası. 1 euro yaklaşık 24-25 Çek korunası. Bu New Yorker mağazasını çok tavsiye etmişlerdi, internette de görmüştüm. Bakalım fiyatlara nasıl. Şimdi gözlük var burada. Bu yaklaşık 5,5 euro. Burada 219 yazmış. Demek ki yaklaşık 8 euro. Burada 299 yazmış. Demek ki yaklaşık 12 euro. Kadın giyimi de ne bakalım. İlk kat herhalde kadın giyim oluyor. Mesela burada tişörtler var. Yani kaç euro oluyor? Yaklaşık 7 euro. Bu tişörtler yaklaşık 8 euro. Burada kadınlar için kısa kot pantolonlar var. Demek ki bu da yaklaşık 16 euro. Şimdi 1 euro yaklaşık 25 Çek korunası demiştik. Şurada fiyatlara bir bakalım. Ayakkabılar yaklaşık 12 euro demek ki. Şuradaki ayakkabılar yaklaşık 25 euro. Evet, kadın giyimden devam ediyoruz. Kadınların arasında karıştık. Terlik fiyatları. Tişört varmış. Evet. Çantalar, küçük cüzdanlar, çoraplar. Evet, kadın çantaları. Kadın yayılımından devam ediyoruz. Bakın, şu çantalar 12 euro. Hiç de pahalı değilmiş. Değil mi? Şuradaki çantalar 6 euro. Eteklere bakın. Burada en pahalısı 12 euro. Şu 549'muş gerçi. İç giyime de bakacağım. Hızlı bir şekilde. Fazla durmak istemiyorum burada. Bazı ürünlerin üzerinde hangi para biriminden olduğu da yazıyor. Mesela bu 449 Çek korunasıymış. Kaç euro? 17 euro. Şu çanta 17 euro. Peki, kadın reyonunu tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi fiyatlar 15 euroyu geçmiyordu kadın giyimlerinde. Şimdi herhalde yukarı katta da erkek giyim var. Onlara bakacağız. Burası da kadın giyinmiş. 219. Yine kadın elbiseleri. Fiyatlar uygun değil mi sizce de? Yani bunları mutlaka yorumlarda yazın. Acaba sizce pahalı mı? İki kat olduğu gibi kadın mağazası sanırım.
Evet, ilk iki kat kadın mağazasıydı. Burada en yüksek fiyatı 600 gördüm. Yani 600 ne ediyor? Yaklaşık 25 euro. 25 eurodan fazla bir ürün yoktu. Arkadaşlar ben de alışveriş etmeye karar verdim. Hatta birkaç tane tişört alacağım. Fiyatlar gerçekten de uygunmuş. Evet, New Yorker mağazasından şu anda çıktım. Gayet uygundu fiyatlar. Ben 3-4 tane tişört aldım hatta. Türkiye'de daha pahalı olacağını düşündüm. New Yorker mağazasını ben tavsiye ediyorum açıkçası. Şöyle tekrar bir göstereyim. Şimdi biraz da alışveriş. Daha çok yiyecek içecek alabileceğimiz için marketleri kullanmanız lazım burada. Hangi marketlere gidebilirsiniz onları tek tek göstereyim size. Evet, burası da vallahi resimden şimdi tam anlaşılmıyor ama belki anlamışsınız değil mi? Arkadaşımız da Türkçe konuşuyor. Evet, Şimşek kapıda Cumhuriyetinde... denk geldik. Aynen, ben anladım senin Türk olduğunu. Değil mi? Şiveden biraz. Yani hem İngilizce konuşma tarzı hem de yani tipleme vesaire anlıyorsun. Anladım. Yani. Peki bize bundan hakkında biraz bilgi verebilir misin? Şimdi bu ot herhalde, evet. Evet. Yasal herhalde. Kanabis, kenevir, evet yasal. Şöyle bunun orijinal versiyonuna THC deniliyor. O yasal değil. Onun birazcık seyreltilmiş halini devlet yasal kılıyor. Anladım. Yani o şekilde. Şu anda HHC ve CBD olarak satıyoruz. CBD medikal olanlar yani kanser hastaları falan kullanıyor. Buraya Türk doktor geldi. Mesela, anladım. Evet. Peki Avrupa'nın hangi başka ülkelerinde kullanabiliyor? Örnek verebilir misin? Ya mesela Almanya'da aynı şekilde bu CBD, HHC kullanılıyor. İngiltere'de legal olmadığını biliyorum. Ya birçok yerde legal. İtalya'da olsa, İtalya'da hepsi legal. Anladım. Öyle biliyorum. Peki. Ya birçok ülkede kullanılıyor, legal. Anlıyorum. Ben biraz içeride İsveç'te geçip bakalım. İsveç'te legal değil mesela. Aynen. İsveç'e legal değil. Aynen. Hiçbiri Hayret. Legal değil. Aynen. Şaşırtıcı. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Ben de şimdi seninle tanıştığım için çok mutlu oldum. Teşekkürler. Benim de YouTube kanalım var. İsmim Enes Karaman. Orada YouTube ismim de Enes Karaman. Kara film olarak geçiyor. İçeriklerim güzel olacak. Şimdi yeni başladım. Desteklerseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Peki. Çok teşekkürler. Enes Karaman sayfasını evet. Mutlaka siz de abone olun. O da gezi sayfası yapıyor. Umarım onun da güzel olacak. Evet, yakında bir Afrika'ya gideceğim. Afrika'ya? Evet, Afrika'ya gideceğim. Orada bir YouTuber var. Gezmeken kolay mı? Öyle birisi. Çok bayıldım adama. Yani, tamamen süper videolar çekiyor yani. Ona mesaj attım. O da okey verdi. Beraber onunla bir Afrika'ya gideceğim. Yani, o Afrika'da bakalım. Ben onun yanına gideceğim. Bakalım gezmeye. Ya da bak başarılar. Gezmeye videolarını derken, izleriz evet, yani. Evet. Sen şu anda ne videosunun içinde olacağım biliyor musun? Prag'da nerelerde alışveriş edilir, hangi evet. Marketlere gidilir onu şu anda gösteriyorum. Bilgin evet. Olsun. Bu teşekkür şeydi. Ederim. Hiç rica problem ederim. Yok. Hadi kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Bir de özellikle kadınlar için buraya bakalım. Bakalım burada da hesaplı mı? Evet, çikolatalar yaklaşık 1 euro, 1,5 euro. Deodorantlar %40 kampanyadaymış. Bakın hemen altlarında yazan fiyatlar. Şampuanlar 94-95. Evet, burada da uygunmuş. Ben fiyatların burada pahalı olduğunu görmüyorum ama Avrupa ülkelerinde bence kozmetik ürünler almamaya çalışın çünkü bizim ülkemizden pahalı olabilir diyecektim ki burada çok da pahalı olmadığını görebiliyorum. Bu arada tekrar hatırlatayım. 1 euro 24-25 çek koronasıydı. Parfümlerin biraz daha pahalı olduğunu göreceksiniz. Ama içlerinde 400'lük olan da var, 300'lük olan da var. Evet. Diş macunları.
Aa, bu 34'müş. İyi. Saç boyalarını gösterdim kadınlara. Evet, fiyatlar sizce pahalı mı? Mutlaka yorumlarda yazın. Kadın petleri fiyatları. Beni çok ilgilendirmiyor ama kadınlar için tabii ki önemli. Kadın olmak zaten zor. Sanki fiyatlar Türkiye'deki gibi geldi bana. Çoğunda indirim de var. Gelelim hayvanlarımıza, canlarımıza diyelim. Köpek mamaları gayet uygun. Köpek mamaları. Oo, 1 euro'nun altında bunlar. Uygun. Keşke bizim kedileri de alsaydık yani. Bence kedi mamaları uygun. Evet. 2 euro. Yani Türkiye'de bir tık daha pahalı olması lazım. İlginç. Evet ya, çok iyi. Kedi mamaları çok ucuz arkadaşlar. Onu şu anda görmüş oldum. Son kez bir de mendillere bakalım. Ya mendiller de iyi ya. Hem de bunlar süslü süslü. Evet, bunlar da uygun. Şöyle bakalım. Bunlar. Güneş kremleri çocuklar için 4 euro falan. Şöyle bakalım. Evet. Fiyatlar gayet uygun. Evet, Rossmann'dan da çıktım. Fiyatlar gayet uygundu. Kedi mamaları, köpek mamaları burada daha ucuzdu. Diş macunu hatta Türkiye'den daha ucuzdu. Demek ki kozmetik ürünleri buraya geldiğinizde Rossmann'dan alabilirsiniz. Özellikle kadınları da göstermeye çalıştık orada. Ton balıklarına bakıyoruz. 29'a da var burada. Yani şöyle 1,5 euro oluyor. Ama şöyle alırsanız 3 euroya falan denk geliyor bunlar da. Sardalya var 32'ye. Bakalım şöyle turşular. 34 göstermiş. 34 göstermiş. 1 euro 25 çiçek kornasıydı. Tekrar hatırlatayım. Böyle bir file patates. 39, 1,5 euro. Şöyle alırsanız daha da ucuzmuş. 1 euro. Soğan 2 euro. Sanki biraz pahalı. Havuç 2 euro. Limon kilosu 1 euro. Biraz üstü. Ha, mandalina mevsim değil herhalde. 3 euro'ya denk geliyor. Elma. Şu elma 2 euro demişler. Ama şundan alırsam 1 euro'nun altında. Et ürünlerine de bakalım. Domuz kıyması gerçi bu. Ne kadar ediyor? 3 euro böyle 500 gram. Burada dana kıyma var. Dana kıyma ne gösteriyor? Bakın yarım kilo neredeyse 4 euro. Gerçi domuz bunlar. 125-143 şöyle et şeklinde. Bakın dana resmi orada var. 206 lira şu şekilde. Şöyle döş et alırsanız da 189 lira göstermiş. Yani bizim yediğimiz ekmeğin aynısı burada yok. Değişik değişik ekmekler var. 25 olduğunu hatırlatayım bir euro'nun. Bakın fiyatlara. 1 euro ya da altında. Şunun
Bunlar 1,5 euro gibi. Şöyle bir paket 29 kepek ekmeği. Tam tavuk kepek ekmeği olabilir mi bu? 32 gösteriyor, 1,5 euro. Evet, aldığım şeyler şimdi bakın. Bu bana 2 gün yeter, bazen kalıyor bile. Şimdi bir de bize tavsiye etler şu Penny marketine bakalım. Şimdi bakın başlayalım. Sandviçler. Çok iyi ya. Şimdi ya 5 Penny bir şey istedi de verdik. Ona teşekkür etti. Bakın dolmuş pizza. 6 dakika ısıtıyorsunuz. 56. 2 euro. Sandviç. İkili. 2 euro. Portakal suyu var. Neredeyse 2 euro. Çok iyi. Hatta bir tane alayım ben ondan. Geçen hem salatalar var. Böyle 2 euro. Soslar var değişik böyle. Neredeyse 1 euro. Gördünüz mü? Bu markette birçok şey ucuz yani. Buradan alınabilir. Tabi domuz eti ise mesela yazıyorlar onları. Şurada zaten resimleri oluyor. Dana eti olduğunu, tavuk eti olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz üzere alışverişimi yaptım. Ben 100'lük bir tane şarap aldım. Yani kusura bakmazsanız Prag'dayım. Bu akşam birazcık tabii ki demlenirim. Onun dışında 3 paket dilim kaşar salam aldım. Kaşar aldım. 2 paket dilim kaşar aldım. 3 paket dilim salam aldım. Bir tane Amerikan salatası gibi onların şey sevdiği bir şey var herhalde geleneksel. Gene bir torba ekmek aldım orada dilimlenmiş. Başka ne aldım ben? Yine bir portakal suyu gibi bir şey aldım. Bunların hepsi 265 tuttu. Yani 10 euro. 2 gün yetecek kadar aldım. Yani yarından sonraki sabaha kadar bana yeter diye düşünüyorum. Düşünün yani. Ne kadar geldi? 10,5 euro gibi. Yani yaklaşık ne kadar ediyor? Sesli hesap edelim. 270 lira falan. Onun dışında şöyle söyleyeyim size. Lidl, DM, Billy, Tesco gibi burada marketler de var. Yani onlara şimdi girmek istemiyorum. Aynı onlar gibi Penny'nin Penny Market gibi hesabı var. Burayı da herhalde bir Vietnamlı işletiyor. Bakın menülere. Tekrar hatırlatıyorum. 1 euro 25 çek koronası. Yani 5 euroya, 6 euroya, 7 euroya böyle porsiyon yemekler yiyebilirsiniz. Evet, bu fiyatlarını aldım. Vietnam lokantasında videoyu bitirmek istiyorum. Kanala abone olmayı ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Şöyle bir şey aldım. Yaklaşık 3 euro gibi karidesmiş bu da. Ben hayatımda herhalde ilk kez karides yiyeceğim. Cebimdeki bozuklukları sayayım dedim. Hesapladım bunlar da 10 euro tutuyormuş. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Prag'dan yine videoları en ince ayrıntılarıyla göstermeye devam edeceğim. Hoşçakalın.